Meslekte 40 yılını geride bırakmış Emin Çöleşan'ın Sözcü gazetesindeki odasındayız sevgili izleyiciler. Ve o 40 yıl nasıl geçti, dünü, bugünü konuşacağız kendisiyle. Öncelikle ne diyelim, maşallah diyelim Emin Bey. Sağ olun, teşekkürler. Ama siz bir bürokratken nasıl oldu da gazeteci oldunuz? Buradan başlayalım. Ne oldu da gazeteci oldunuz 1977'de bir anda? Şöyle oldu, ben devlet planlama teşkilatında çalışıyordum. Sınavla girmiştim oraya. ODTÜ'yü bitirir bitirmez hemen. Sonra 3 yıl sonra, 4 yıl sonra falan Turgut Özal müsteşar oldu. Beni ve birkaç arkadaşımızı hemen kovdu aniden. Danıştay'da dava açtık, kazandık falan ama uygulanmadı tabii. Sonra Maliye Bakanlığı'na girdim. Sonra Petkim'e girdim. Ama yaptığım işlerin hiçbiri beni kesmiyordu. Sonra Petkim'de de sendika kavgası vardı. Milliyetçi cephe hükümeti dönemi. Biz DİSK'e bağlı bir sendikanın üyesiydik. Yönetim bizi Türk İş'e bağlı bir sarı sendikaya kaydırmak için büyük baskıya başladı. Adam atmaya başladılar. Biz dört arkadaş direndik. İstifa etmedik sendikamızdan. Ve biz de kovulduk. Hepimiz birden kovulduk. İşte o sırada ben Milliyet Gazetesi'nin yarışmasına girmiştim. İki kez. Karacan yazı yarışması. İki kez de birincilik ödülü makaleleriniz kazandım. Makaleleriniz yayınlandı yani. Onlar bir araştırma konusu verirlerdi. Herkes ona göre bir araştırma yapıp teslim ederdi gazete yönetimine. Ondan sonra ben iki kez birincilik kazandım. Abdi Bey'in elinden iki kez gidip İstanbul'da ödül aldım. Ve dolayısıyla Abdi Bey'le tanışmış oldum. Sonra Petkim'den de kovulunca artık 76 yılı Abdi Bey'e haber gönderdim. Dedim efendim ben artık gazeteci olmak isterim. Çünkü yapacağım hiçbir şey yok. Ben devlette çalışamam artık. Devlete beni almazlar. Ticarete yatkın bir kafam yok. Gazeteci olayım mümkünse. O da bana olumlu yanıt verdi. Ama o güne kadar da ben gazetelerde bir takım yazı dizilerim falan çıkardı. Makalelerim çıkardı. Yani bir araştırmacı karakter olarak tabii, zaten tabii, varlık göstermeye tabii. başladınız. Ama hiçbir zaman da hayatımda bir gün olsun ya ben gazeteci olayım diye düşünmemişimdir. Ve ondan sonra mecburiyetten gazeteci olduk. İşte 77 yılının 7 Şubat günü Milliyet'te ilk adımımı attım Milliyet gazetesine. Bacaklarım titreyerek ve ondan sonra da yavaş yavaş ısındık. En alt kademeden başladım tabii. Yani ne yaptınız ilk olarak gazeteciye geçişte? Yani haber olarak mı? Evet, evet. Vallahi mesela Merkez Bankası ile ilgili bir iki haber yazmıştım. Onları hatırlıyorum. Onun dışında mesela bir Onsun ailesi vardı. O çok güzel bir haberdi. Yakaladığım. Onsun ailesini Konyalı caminin avlusuna gömülme ruhsatı vermiş şey. Hükümet. O zaman o yasak bir şey tabii. Bakanlar Kurulu kararıyla falan olması gereken bir olay. Onu yakalamıştık. Fotoğraf çektim gidip falan filan. Neyse. Uzun hikayeler. Her dala atladım mümkün olduğu kadar ve gazetede beni her konuda bastırmaya çalıştı. Onu yazma, bunu yazma, sadece ekonomi yaz. Sen ekonomi muhabirisin kardeşim. Hiç alttan almadım, direndim, kavgalara giriştim. Bugün hala anlayamam o kavgalara hangi gücümle girişmiştim bilemem yani. Ve bu şekilde... İyi ki de girişmişsiniz sonuçta. Tabii ki yani. Alttan almadım hiçbir zaman, ödün vermedim. Ve o şekilde işte Milliyet'te ekonomi muhabiri olarak başladım. Sonra 8,5 yıl sonra, 85 yılında Erol Simavi, Hürriyet'in sahibi o zaman ve gerçek bir basın imparatoru Türkiye'nin. Erol Simavi beni istedi. Gel Hürriyet'te yaz arkadaş dedi. Ve o şekilde Hürriyet'te başladım. Sonra 22 yıl Hürriyet'te çalıştım. Orada köşe yazarı oldum. 22 yıl sonra Hürriyet'ten de kovulduk. Böylece 3 tane kovulma var geçmişimde. Sabıkalıyım yani. Bu açıdan. Ama hiçbiri hırsızlıktan, yolsuzluktan, ahlaksızlıktan falan değildir. Siyasi nedenlerledir. Ve o şekilde... Ve bugün bildiğimiz Emin Çöleşan'ı var eden bir süreç sonuçta baktığımız zaman sizin hayatınızdaki süreçlere. Yani. Ve bu şekilde işte gazetecilikte ilerledik, ilerledik. Sonra geriye bir baktığımız zaman 40 yıl göz açıp kapayana kadar neredeyse geçmiş.
ve ben bugün Sözcü Gazetesi'ndeyim. Şimdi artık duayen gazeteci deniyor size. Yani artık tabii hem yaş... Zor geçtiğini düşünüyor musunuz? Hani zor geçti ya o 40 yılda çok zordu diye mi düşünüyorsunuz? Yok yani zorlandığım zamanlar tabii ki oldu. Yani zorlandığım zamanlar da şöyleydi. Baskılar, tehditler o şekildeydi. Yoksa onun dışında öyle çok büyük zorlamalar falan yaşamadım. Şimdi baskı tehdit derken hani işten kovulma tehdidi baskısı mı hürriyette, yoksa tabii. ölüm tehdidi gibi şeyler de oluyor mu? Ölüm tehditleri geldi. O zaman PKK çok günceldi tabii. Hı hı. PKK'dan gelirdi şeyler. Yani büyük bütün gücümle ben şeyle kavga verdim yani. Hani hem patronlarla savaş hem... PKK ile mücadele terör. Verdim ondan sonra. Patron işte kendi çıkarlarını düşünen birisi gayet tabii doğal olarak Aydın Doğan. Onunla kavgalarımız oldu. Onun adamı olan, temsilcisi olan Ertuğrul Özkök. Onunla kavgalarımız oldu. Sonuçta dayanamadılar. Yani çünkü iktidardan da baskı geliyordu bu herifi kov diye. Ve biz kovulduk oradan da Hürriyet'ten. Ama sizin kişiliğiniz, yazılarınız, kitaplarınız her dönem zaten iktidarla çatışan. Gazeteci biraz da muhaliftir zaten. Hani biraz değil muhaliftir yani. Tabii ki yani. Şu dönemde yandaşlık başka türlü bir gazetecilik, tabii. belki gazeteci bile diyemeyiz, ortaya çıkardı ama en zorlandığınız dönem hangisi diye şöyle bugüne mi yaklaşıyoruz acaba? Hani bugün mü zorlanıyorsunuz şöyle yoksa? Şöyle söyleyeyim. Hürriyetteyken özellikle AKP döneminden sonra patron baskısı vardı. Ama patrona da iktidar baskısı vardı. Yoksa patron beni açıkçası severdi. Ama mecbur kalıyordu, arada eziliyordu. Ondan sonra kovulduk işte nitekim. Şimdi bu dönemde yine baskılar var. Yine çok büyük baskılar var. Bu sefer hükümet baskısı, siyasi baskı üzerimizde. Şimdi ondan boğuşuyoruz yani. Çünkü bu dönem gibisi hiç görülmedi Türkiye'de. Şimdi az evvel işte devletten kovulduğunuz diye anlatıyorsunuz. Şu süreçte de şimdi bir potaya bir şekilde bahanelerle bir sürü insan, İbrahim Kaboğlu bile yani bir anayasa profesörü bile ihraç edilebiliyor. Süreçlere baktığımızda hani bu şu dönem midir Türkiye'nin en problemli dönemi ne diyebilirsiniz? Kesinlikle. Yani 80 baskının... öncesi var, Özal'ı var, Demirel'i var. Onlar bizimkiler, benim olaylarım hep bireysel olaylardı. Yani bana gelen baskılar, benim bireysel kavgalarım. Yani toplu bir baskı unsuru bir sistemli falan bir şey yoktu. Değil. Yoktu. Ve dolayısıyla ben kendi kavgamı veriyordum sürekli olarak. Yani benim başımı eğmesinler. Ki ben özgürce yazabileyim. Benim derdim buydu. Şimdi bugüne geleceğiz yine o sorunun devamı olarak geleceğiz. Da siz tam bunu söyleyince şunu hatırladım. Turgut nereden koşuyor? Hı-hı. Bir başbakan hakkında yani inanılmaz cesurca yazılmış, cesurca kaleme alınmış ve gerçekten ortalığı kasıp kavuracak iddiaların yer aldığı, delillerin yer Hı-hı. aldığı, delillendirilmiş bir kitap. Yani mesela ondan sonra ne yaşadınız? Hiçbir şey yaşamadım. İnanır mısınız? Yani ne bir baskı geldi. Hiçbir şey yaşamadım ya. Hiçbir baskı yaşamadım. Yani başbakanlığı... Turgut Özal kızmıştır ama size yani. Kızdı. Mahkemeye verdi. Tazminat davası açtı. Bir yani, kinli bir tavır görmediniz mi? Hayır. Hiç görmedim. Yani belki çok kızıyordu bana. Muhtemelen öyledir. Ailesiyle birlikte. Hı hı. Ama bir tek baskı gelmedi. Yani devlet baskısından söz ediyorum tabii burada. Hiç. Özgürce yaşamımı sürdürdüm. Yani... Hiçbir şey olmadı ama bugün çok farklı bir olay tabii. Bugünkü baskılar. Bugün hani size yönelik ne yaşıyorsunuz? Hiçbir şey. Yine şahsımla ilgili bir baskı yok. Yani bana hiçbir kesim bir kamu kurumu falan yahut gelip de ya arkadaş hop dedik sen ne yapıyorsun? Bunları yazarsan seni de atarız bak içeriye falan gibi bir şey de bulunmadı. Şimdi bakıyoruz böyle onur belgeleri, plaketler gerçekten çok da birikmiş. Yani çok da biriktirmişsiniz. O 40 yılın içerisi dolu dolu burada da görülüyor kütüphanede de. Davaları da biriktirmişsinizdir diye düşünüyorum. Kaç dava hiç hesapladınız mı sizin? Hiç hesaplamadım ama yani herhalde bir 200'ü 300'ü aşmıştır. Ama bilmiyorum rakam olarak yani. Cezai işlem açısından hani en... Ceza tabii tazminatlar diyerek. Hı hı. Tazminat davaları vardı. Yüzlerce tazminat davası. Bir kısmını da kaybettik tabii doğal olarak. Cumhurbaşkanına hakaret davaları vardı. Yani bu Tayyip Erdoğan döneminde. Onlardan bir tane hapis aldım. Gerisinden beraat aldım.
Ama o davalar mesela şu ortamda açılsa, yargıdaki değişiklikleri falan da dikkate aldığımızda, onların çoğunda yani çok ağır cezalar alırım. Çünkü yargı değişti. Yargı bitirildi yani. İktidarın emrine sokuldu yargı. Çok şey değişti mi Türkiye'de, sadece yargıda değil yani, başka bir gözleminiz nedir Türkiye ile ilgili? Hani sanki sizin 40 yılınız Türkiye'nin de 40 yılı. Hı. Nihayetinde nasıl bir gözleminiz var Türkiye açısından? Vallahi yani Türkiye her şeyden önce daha uygar bir ülkeydi. Uygar derken tırnak içinde söylüyorum. Daha uygar bir ülkeydi. Ve baskıya bu kadar açık bir toplum yoktu ortalıkta. Herkes istediği gibi rahatça konuşurdu, derdini anlatırdı, sıkıntısını paylaşabilirdi. Şimdi öyle bir şey yok yani. Şimdi her anımızda büyük birader bizi gözetliyor şeyi var. Yani sokaktaki vatandaş bile telefonum dinleniyor endişesiyle. Aynen öyle. İşte bu özellikle Ergenekon ve balyoz davalarıyla başladı bu süreç. Ve şimdi bütün hızıyla devam ediyor. Yani düşünsenize, on binlerce insan kovulmuş devletten. Ne bileyim işte, yine tahmin ediyorum, sayı kesin belli bilinmiyor, onu açıklamıyorlar. Binlerce insan tutuklu. Peki bunlar soruyorlar, biz niye kovulduk kardeşim? Biz niye tutuklandık diye. Hiçbir yanıt verilmiyor kendilerine. Dosyalar gizli. Bütün söylenen bu. Böyle şey olur mu ya? Tabii ama şu da var herhalde, Türkiye'nin FETÖ diye ifade edilen, hı, cemaatçi yapılanma da çok büyük bir tehlike, bir tehdit Türkiye açısından. Evet, evet. Bununla mücadele etmesi de hani bakınca, mantıklı düşününce gerçekten çok zor. Uyuyan hücrelerden söz ediliyor, hala operasyonlar var. Ama bir yandan da bakıyorsunuz, alakalı alakasız herkese değen bir süreç yaşıyoruz. Var. Peki bir de orada temel soru şudur, bakın o hiç tartışılmıyor Türkiye'de. Ya da çok az tartışılıyor. Bu Fethullah güruhunu, ekibini kim palazlandırdı, kim devlete soktu? Bütün soru, işin tılsımı bu sorunun yanıtındadır. Ve yani yok, ifade bunlar, ettiniz bunlar. Ergenekon balyoz, 2010'da yargıya nasıl girildiği, Ergenekon yani, balyozla askeriye nasıl girildiği çok açık. Tabii ki yani bu iktidardır bu işin sorumlusu, başka hiç kimse değildir. Bunları palazlandıran bu iktidardır. Tetikçi olarak kullandı Fethullah'ı. Fethullah bunların adamıydı. Şimdi nereye gidiyor Türkiye Sayın Çolaşan? Ne olacak? Böyle görünüyor mu? Hani bir gazeteci olarak siz algılayabiliyor musunuz Türkiye'nin yönünü, rayını? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin nereye gittiğini bu başımızdakiler de bilmiyorlar. Bir yere gidiyoruz. Bir yerlere sürükleniyoruz. Ama nereye? Kim ne yapacak? Nasıl olacak? Hiçbir şey belli değil yani. İşte her gün kanun hükmünde kararname yayınlanıyor. 3.000 kişi, 5.000 kişi, 10.000 kişi görevden alınıyor, açığa alınıyor. Bir sürü insan içeride, hapishanelerde çile çekiyor. Ve çoğunun da onların masum olduğuna inanıyorum. Ve bu şekilde bir Türkiye gidiyor ya. Yani olacak şey değil. Ya başımızdakiler de, şimdi bir onların bütün numarası şey, referandumda aman hayır çıkmasın. Onun peşindeler hepsi. Yani odaklandığımız bütün, tek şey referandum zaten. O kadar. Ha sonra ne olur? Evet çıkarsa ne olur? O 3 aşağı 5 yukarı belli. Baskı daha da artar. Ama hayır çıkarsa ne olur? Orada çok soru işaretleri var. Çok panikler. Problem. Bunlar paniğe kapılırlar. Ondan sonra ne yapacaklarını bence şaşırırlar. Öyle geliyor Endişeli bana. Endişeli misiniz peki? Endişeliyim. Yani ülkemin geleceği açısından endişeliyim. Endişeli olmamak mümkün değil. Yani kafası şu kadar çalışan her vatandaşın da endişeli olması gerekir. Şimdi bugünlerde şey yapıyorlar, sopanın ucunda şeker veriyorlar. İşte torun bakan anneanneye, babaanneye maaş falan gibi, varlık fonu gibi. Şimdi bunlar hep mama. Çünkü durumu kendileri de biliyorlar kötüye gittiğini. Ve günü kurtarmak için, referandumu kurtarmak için böyle bir takım atraksiyonlar yapıyorlar. Ve daha da yapacaklar Nisan ayına kadar.
Peki bir şey geldi, sormak istiyorum şimdi. Siz Özal'la ilgili kitap yazmış, Demirel dönemi, 80 öncesi dönem. Hani Türkiye'nin öyle kritik zamanları, 12 Eylül orada bir fiil görev yapmış ve Emin Çöleşen olarak da yazı yazmış bir kişisiniz. Hı-hı. Yani asla üslubunuzdan geri adım atmadan yazmış bir kişisiniz. Şimdi bir sağ 50'lerden itibaren Türkiye'nin o sağ siyaset, sağ siyasetçi profiliyle geldiği bu çerçeveye bakınca işte kendilerini işte Özal'la işte Menderes'le özdeşleştiren bir karakterdi Sayın Erdoğan başlangıçtan itibaren. Bir fark var ama değil mi? Çok bariz bir şekilde bu sağ siyasetteki karakterlerin. Şimdi bakın geçmişin arasında sağ siyasetleri yine tırnak içinde söylüyorum dost adamlardı. Mesela bizlere karşı falan. Yani Demirel'le Özal'la rahat rahat konuşulabilirdi. Benim gibi insanlar konuşabilirdi. Onlar bizimle konuşurlardı, diyalog kurarlardı. Hı hı. Onların bakanları, alt kademeleri, bürokratları. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi bunlar için sadece kendi medyaları var. Yani devşirdikleri kendi medya ve orada çalışan bir takım yorumcular, köşe yazarları vesaire. Yani Turgut Özal hakkında kitap yazmış, ağır bir kitap yazmış bir kişilik olarak Turgut Özal'la bir araya gelip diyaloğunuz da oluyordu yani. Tabii ki. Mesela hani ne konuşuyordunuz? Kızıyor muydu size yüzünüze karşı? Hayır, bana biraz sitem etti mesela. Ama daha Turgut nereden koşuyor yoktu o zaman. Orada kaldı. Demin de söylediğim gibi tazminat davası açtı benim hakkımda. Hı hı. 30 bin lira mı ne? 30 milyon mu? Şimdi rakamını unuttum. Tazminat ödedik, o kadar. Orada kaldı her şey yani. Peki orada o kaldı. Dost kişilerdi dediniz. Bir yandan da şöyle değil mi acaba? Hani Türkiye'nin şu anki noktası, TC'nin indirilişi, işte uluslararası küresel çevrelerin baskıları ki şu anda Sayın Erdoğan da bu söylemlere yıllarca uyarıldığı halde işte güttüğü dış politika olsun, diğer politikalar olsun kulak asmadığı halde şu anda bu söylemlere gelmiş durumda. Bu sağ siyasetlerden kaynaklanan bir birikmeyi mi bize gösteriyor acaba? Sadece Tayyip Erdoğanlı değil de acaba bir sağ siyaset diye mi bakmamız lazım? Hayır, sağ siyaset değil bu. Bu bunların kişiliğinden kaynaklanan bir olay. Yoksa sağ siyaset demin de belirtmiştim. Yani biz onlarla çok dostluklar yaşadık yani. Hı hı. Yani Demirel hoşgörülü bir adamdı. Özal hoşgörülü bir adamdı. Şimdi ben onu söylüyorum. Ya diyorum biz geçmişte bu adamlarla da mücadele ettik, kavga verdik, aleyhlerine yazdık. Ama bunların bir tane baskısını, kötü niyetini kendi üzerimizde hissetmedik ve görmedik. Yani ben görmedim en azından ki benim görmüş olmam gerekir. Şimdi ondan sonra da o lafımı şöyle tamamlıyorum. Diyorum ki ya biz geçmişte çoluk çocukla mücadele etmişiz ya bunlarla kıyaslandığında. Onlar çoluk çocukmuş. Bunu espri olsun diye söylemiyorum. Yani onlar derken kastettiğiniz Demirel, Özal ve... Tabii ki. Yani geçmiştekiler, Ecevit, sağ olsun, sol olsun hepsi dahil buna. Tamam, bunlar iyi niyetli, düzgün insanlardı. Baskıcı değillerdi bunlar. Yani onlar bugünkülerle kıyaslandığında amatör küme futbolcusuymuş. Bunlar profesyonel birincilik futbolcuları. Nasıl bir birincilik diyelim onu? Birincilik. Yani o birinciliğin yani, nitelemesini nasıl yapalım? Ne anlamda şöyle, birincilik? Yani şöyle yükselmişler birincilige. Güç olmuşlar, kuvvet olmuşlar. İşte yani futbol deyimiyle şampiyonluğa oynamışlar falan filan filan. Ve dolayısıyla yani bizim geçmişte mücadele ettiklerimiz çoluk çocukmuş. Bunu çok ciddi olarak düşünüyorum yani. Ve o insanları da saygıyla anıyorum. Bugünkülerle kıyasladığım zaman. Yine geçmişe baktığımızda ama bir de mesela 12 Eylül dönemi var. Aynen. Şu andan karşılaştırıyor kimileri. Siz de karşılaştırıyor musunuz? Şimdi 12 Eylül'de bir junta vardı ülkenin başında. Sıkı yönetim mahkemeleri vardı. Sıkı yönetim mahkemeleri bana sorarsanız bugünkü yargıdan daha bağımsızdı. Yargıyı yok ettiler yani. O derece. Tabii ki yargı sıfırdır bugün Türkiye'de. Yani siyaset girmiştir yargıya. Düşünün bir gecede yüzlerce insan Yargıtay'daki görevinden alınıyor, Yargıtay üyeleri. Ve ertesi gün yüzlercesi yeniden atanıyor o göreve dışarıdan. Bu olacak şey mi ya? Bir takım mahkemeler kuruldu, sulh ceza hakimlikleri. Yani
Allah oralara düşürmesin kimseyi. Tabii o endişeleri de artıran, hani az evvel endişeliyim dediniz, endişeleri de artıran bir durum bu. Yani, kurumsal olarak da yani. Türkiye'de bir ciddi tabii. problem oluşmaya başladı. Tabii. Güçler yani ayrılıyor. Yargı yok. Yargı bağımsızlığı kalmadı. Hikaye budur. Ekonomi kötüye gidiyor. İşte bu varlık fonu olayı bunun belirtisidir yani. Ne amaç ne sizce varlık fonunda? Çok büyük paraları denetimsiz kullanmak. Tek kelimeyle, tek cümleyle budur. Az evvel büyük anne için söylediğiniz şey gibi referandum hazırlığı diye mi geçeceğiz? Aynen öyle. Değil mi öyle? Korkunç bir parasal güç ellerine geçirdiler. Olay budur yani. Evet. Referandum sürecinin elma şekerleri. Aynen elma şekerleri. Hikaye o. Peki 12 Eylül yine 12 Eylül'den devam etmek istiyorum. Şimdi o süreçteki yaklaşımlarla ki bir sonuçta orası bir darbe yönetimi, bir junta yönetimi hı-hı. varken ama şu anda biz KHK ile değişik bir şey yaşıyoruz. Değişik derken bir darbe girişimini yaşadık 15 Temmuz'da falan. Bu sürecin adına ne diyeceğiz ileride? Bu sürecin adına geriye mı? Dönüp baktığımızda bu yaşanan sürece ne diyeceğiz? Bugünkü sürece evet, mi? Evet. Onun ismini ben bilemem. Ama çok şey denileceği kesin. Yani 12 Eylül döneminde tamam hepimiz biliyorduk baskılar vardı toplum üzerinde. Faşist bir junta vardı. Eyvallah. Ama buydu. Onlar vardı. Herkes ona göre davranıyordu yani. Şimdi junta yok. Faşizm kendi iddialarına göre yok. Ama baskı var. Her türlü baskı var hem de. Fazlasıyla var. O zaman hangi demokrasi mi bu şimdi yani? En önemli kararları meclise getirmeyeceksin. Kanun hükmünde kararnameyle tık 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 bakanlardan boş kararname alıp imzalatıp piyasaya süreceksin. Bu nasıl iş ya? Olacak şey midir bu tuhaf. Yani? Tuhaf. Böyle. Peki siz bu süreçte bir hani böyle bir biz bize soruyorum. biz bize soruyorum. Hı-hı. Bu süreçte acaba şunu yazmayayım. Başıma bela olur dediğiniz hani bir, oldu. Oldu mu? Oldu. Açık söyleyeyim. İtiraf ediyorum. Evet oldu. Hangileri olduğunu sorma. Hı-hı. Ama oldu. Herkes de oluyor. Bir otokontrol oluştu sizde. Kesinlikle. Daha önce var mıydı? Daha önce olmuş hayır, muydu gazetecilik geçmişinizde? Hayır, hayır. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Şimdi oluyor. O bu dönemin farkını mı buradan anlayalım? Evet. Yani tabii bu baskı iktidar yandaşı gazetecilere yönelik değil. Bize yönelik. İşte sizleri de çağırdı geçen gün Rütük. Kurallar koydu televizyonlara. Son dakika diye demeyeceksiniz. Muhabir yorum yapmayacak. Haberi görmeyin demek istiyor. Yani tabii. Yani olay bu korkutuyor ya. Resmen. Yani tuhaf tabii. Böyle demokrasi mi olur? Böyle basın özgürlüğü mü olur? Peki sizi okuyanlar zaten bütün her şeyin farkında Sayın Çöleşen. Nasıl bir profil sizce sizi okuyanlar? Yani sizin okuyucunuzu nasıl tanıyorsunuz, nasıl tanımlıyorsunuz? Aydın, yurtsever, Atatürkçü ve çoğu da tahmin ediyorum dürüst. Yani kişi olarak dürüst insanlar. Ülkenin başına gelenleri hazmedemiyorlar. Çok muyuz peki? Bu tanımlamalar hani sonuçta etik tanımlamalar, bir toplumsal yapıda bireysel olarak da olması gereken diye gördüğümüz tanımlamalar, hı-hı. yaptığınız tanımlamalar. Çok muyuz sizce? Çok. Çok muyuz sayıca? Yani ben size söyleyeyim. Yani neresinden baksanız şu deminki tanım, yani Türkiye'nin %40'ıdır en az. Az bir sayı değil. Nitekim o referandumlarda çıkan sonuçlar falan da onu gösteriyor zaten. Hı hı. Yani biz o kadar az değiliz. Ama korkutuldu insanlar. Toplum korkutuldu. Herhalde bir kırılma noktası da vardır. Yani işte bakalım göreceğiz. Değil mi? Göreceğiz. Ben şunu söyleyeyim. İddialı konuşmayı hiç sevmem. Bu şöyle olacaktır, böyle olacaktır. Bekliyoruz, göreceğiz bakalım. Gezi bir anlamda bir kırılmaydı aslında. Bir gösterdi yani, bize yani, bir şeyi. Yani. Bir umudu gösterdi. Yani. Bunları korkuttu. Ama sonuçta bir şey çıkmadı. Hı hı. Hadise budur. Zaten toplumsal olarak hani bir yerde sıktığınız zaman illaki bir şey yerde de patlat yani. Gibi mi yorumlamak lazım? Sosyologlar öyle diyorlar. Onun için yani iddialı konuşmanın anlamı yok. Bu arkadaş böyle olacaktır, bu iş şöyle bitecektir. Yok. Göreceğiz, yaşadık da göreceğiz bakalım.
Evet. Peki biraz daha yine gazetecilikten devam edelim. Sizin çalışma tarzınız nasıl Emin Bey? Hani şöyle demin dedik ya işte bir şeyi biz bize konuşurken dedik ya şu konuya girmeyeyim. Ama benim alanım şuralar deyip bir şeyin üstünde mi yürüyorsunuz? Nasıl tespit ediyorsunuz yazacağınız şeyleri eskiden yaptığınız araştırmalarınızı? Benim alanım şudur diye bir şeyim yok. Ama bilmediğim, anlamadığım konular vardır. Teknik konular tabii ki onlara girmem yani. Onu bilemem. Yani uyandınız, nasıl karar veriyorsunuz yarın için? Gazeteye gelirim buraya. Ondan sonra bütün gazetelere bakarım. Haberleri izlerim. Köşe yazarlarından bazılarını okurum. Ondan sonra yavaş yavaş öğlen saatlerinde falan kafamda üç aşağı beş yukarı şey oluşmaya başlar. Ben bugün ne yazayım olayı? O kadar. Ama anlamadığım, bilmediğim konular da vardır. Onlara hiç ben girmem. Tabii size bilgi belgede hani yönlendirenler vardır. Yönlendiren vardır, onu da söyleyeyim. Bu iktidarın ilk dönemleri dahil, ilk yılları dahil bilgi ve belge çok fazla gelirdi. Şimdi hiçbir şey gelmiyor, hemen hemen. Niye? Çünkü bilgiyi, belgeyi bürokrasi gönderir esas. Hı hı. Memurun önüne dosya gelir, adam isyan eder, olmaz böyle şeyler, medyaya sızdırır. Şimdi yok. Çünkü bütün medyaya, bütün bürokrasiye el koydular. Orada da bir kadro dönüşüm oldu herhalde değil tabii mi? Tabii olmaz mı? Bütün bürokrasi 15 sene sonuçta. Yani. Tabii ki. Evet. Peki üslubunuzu nasıl tanımlayalım? Sizin yazı üslubunuzu. Hani belli bir cesaret zaten görülüyor çok net bir şekilde yazılarınızda. Öteden beri araştırmalarınız içinde, kitaplarınız içinde söyleyelim. Bir yurttaş olarak mı yazıyorsunuz? Nasıl bir üslup diye tanımlayalım? Ben kendi kendimi vatandaş diye tanımlarım. Vatandaş olarak yazarım. Yani ben sokaktaki adamım. Sokakta çok fazla zamanım geçmez ama sonuçta sokaktaki adam olarak görürüm olayları ve o doğrultuda yazarım. Vatandaş Emin. O yüzden de kolay anlaşılıyor ve hemen bilgilenmiş oluyor okuyanlar. Ahkam kesmeden, ukalalık etmeden, saçmalamadan, aşırı doza kaçmadan. Yani sokaktaki insan ne yaşıyorsa ben yaklaşık onunla aynı paralelde gidiyorum. Ve o şekilde yazılarıma döküyorum o duygularımı, düşüncelerimi. Peki siz kimleri okuyorsunuz, kimleri beğeniyorsunuz? Yine köşe biz bize soruyorum, mı? Evet. Onlar var ama şimdi burada söylemek yanlış olur. Geçmiş... Yani belli kişiler var tabii yani. Hı-hı. Geçmişten böyle bir hani sizi etkileyen isterseniz... Geçmişten mesela İlhan Selçuk beni etkilerdi. Hı-hı. Bugün de etkileyen kişiler var ama şimdi burada isim vermek şey olur. Bir kere bizim gazetenin bütün yazarları beni etkiler. Onu kesin açıkça söyleyebilirim. Onun ötesinde yandaş medyadan hemen hemen hiçbir köşe yazarını okumam. Yani böyle. Ya orada zaten hani yazılanı görmek istemiyorsunuz. Yani görmek istemek değil de hem zamanın olmuyor tabii. Yüzlerce köşe yazarı var. Hem de bana bir şey verecek tipler yok orada yani. Köşe yazarı bir şey vermeli hani anlamında yani, mı hani? Yani bir mesaj verecek topluma ya. Yok. Hepsi şey gibi, fabrikasyon gibi o yandaşlar. Aynı hikayeyi temcit pilavı gibi yazmakla uğraşıyorlar yani. Böyle. Bilgi vermeli, işte mesaj vermeli, yönlendirmeli gibi mi anlayalım? Bir köşe yazarı. Tabii ki yurttaşı. Ya. Tabii ki. Okuyana. Yani topluma bir şey vereceksin arkadaş. O yandaşların ben nesini okuyayım? İçlerinde belki 3-5 tane düzgün adam, iyi adam vardır. Hatta mesela ne bileyim Milliyet'te, Hürriyet'te birkaç gazeteci var. Onlara saygı duyuyorum yani köşe yazarı olarak. Hı hı. Muhabirler falan ayrı. Çok saygın çocuklar var tabii işlerinde de. Ama medyanın hali de çok yani her zaman sizin kişisel olarak yaşadıklarınız belli zaten hani patron baskısı diye söze girdik hı hı. Zaten. Her zaman tartışıldı Türkiye'de ama özellikle bu dönem galiba çok zor her şey. Medyada işte en son ifade ettik haberi görmeyin diyor. Ama var olması çok zor galiba medyanın artık şu koşullarda yetişmesi yeni. Muhalif medyanın var olması zor. Şimdi Rütük'ün o yaptığı toplantıya bütün kanallar çağrıldı değil mi? Televizyon hı hı. Kanalları. Ama o toplantı siz ve birkaç tane muhalif köşe muhalif televizyon kanalı için yapıldı aslında. Yani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla hikayesidir o.
ki lisans iptali söz konusu yani, dördüncü tabii adım. Tabii ki yani. O yüzden çok net. Ama genel olarak gazetecilik de zora girdi gibi hissediyorum ben. Ne dersiniz? Evet ya, kesinlikle tartışılmaz yani böyle bir gerçek. Yani her şey zor. Her şey zor şu anda. Hı hı. Yani sana söyleyeyim. Gazetecinin işi zor, bürokratın işi zor, polisin, askerin, hakimin, savcının. Çünkü herkes kendi mesleği açısından baskı altında. Ve herkes endişeli. Ben ne olacağım? Benim yarınımda neler olacak? Gelecek kaygısı var. Tabii ki yani. Ülkenin zaten gidişatını yani anlamıyoruz bir şekilde. Peki umudumuzu nerede bulalım? Ne dersiniz? Yani ne yapacağız? Bir şekil bir i̇şte, iş bulunacak herhalde. Yani gazeteci kimliğimle söylüyorum bunu. Hı hı. Direneceğiz. Yazacağız. Toplumu aydınlatmaya devam edeceğiz. Başka ne yapacağız ki yani? Ne yapılır bir başka? Bir gazeteci olarak benim gördüğüm, düşündüğüm budur. Televizyon izliyor musunuz? Çok az. Yani o tartışma programlarını falan? Hiç, sıfır. Haber mi izlersiniz televizyonda? Haberleri de izlemem genelde. Özetlere bir bakarım. Çünkü bütün gün burada gazetede haberlerin içindesin. Yani bana yeni bir şey katmaz o televizyon haberleri falan. Yani film mi izliyorsunuz? Hiç film de izlemem. Maçları izlerim mesela. Bazen birkaç tane eğlence programları oluyor. Yarışma programları. İşte herkes marifetini sergiliyor falan. Yani daha çok boş bakıp böyle kafayı... Kafa boşaltma olarak kullanıyorsunuz. Hikayesi. Anladım. Tansel Hanım kızmıyor mu size? Yok, Tansel de izlemez zaten. Öyle mi? Fazla izlemez. Evde televizyon alışkanlığı yok, yok yani. Yok yani, hayır. Açıktır televizyon genelde ama öyle bir şey yok. Anladım. Peki bütün çalışmanız burada mı geçiyor? Evde de çalıştığınız hayır, oluyor mu? Hayır, sıfır. Evde sıfırım ben. Çalışma açısından hiçbir şey yok evde. Benim açımdan yani. Hı hı. Bu şey mi? Hani öteden beri bir hep alışkanlığınız böyle mı? Hep böyle. Hep böyle. Yani 40 yıldır ben çok enderdir eve iş götürdüğüm. Ev benim dinlenme mekanımdır yani. Kitaplarınızı da burada yazıyorsunuz. Kitapları da hepsini gazetede yazdım ben. Her şeyi. Hı hı. Hangi kitabınızı daha çok seversiniz, seviyorsunuz? Güzel kitaplarım var yani. Yani böyle yeri ayrıdır dediğiniz bir kitabınız mesela, var mı? Mesela Turgut Nereden Koşuyor tabii. Hı hı. İyi bir kitaptı. Önce insanım sonra gazeteci. İyi bir kitaptır. Çok içten gelerek yazdığım bir kitaptır. Öyle mi olması gerektiğini düşünüyorsunuz hala? Yani hangi açıdan? Önce insan. Tabii ki yani. O benim felsefem yani bir anlamda. Hı hı hı. Ondan sonra mesela benim bir kitabım daha var. Şu benim gazetecilik yaşadıklarım diye. Orada yaşadığım böyle iyi tatlı, iyi güzel, acı tatlı anılarımı anlatmıştım. Absürt şeyler de oldu mu? Yani böyle absürtlükler, komiklikler. Tabii çok oldu. Her şey çok oldu ya. Her şey. O yani kadar. Hep zorlukları konuşuyoruz, biraz tatlandıralım diyorum. Tabii yani o kadar çok şeyler oldu ki. Yani acı, tatlı, iyi, kötü anılar 40 yıl ya. Fıkra gibi bir yaşanmışlık dinleyelim mi sizden? Vallahi şimdi aklıma gelmiyor ama yani bir anda böyle sorunca insan aklına gelmez ya. Ne bileyim mesela karşılıklı birbirimizi işletmelerimiz vardır. Uğur Dündar'da ikimizin. Kahkahalarla gülerdik. Hayır. O beni işletirdi, ben onu işletirdim. Zaman gelir. Şakalaşıyor musunuz tabii ki, yoksa tabii işletme ki derken hani kandırma gibi mi? Hayır hayır, şakalaşıyor ama işletiyorsun yani karşındakini. Ondan sonra ne bileyim. Yani acı tatlı bir sürü olay var. Acı olaylar var. Yani bir gün kalkıyorsun ki genel yayın yönetmenin öldürülmüş. Bir sabah kalkıyorsun Muammer Aksoy'la berabersin, hı hı, hocayla. Senin yanından çıkınca öldürülmüş evine girerken falan. Yani bir sürü şok yaşadık tabii ya böyle. Çok acı tabii Uğur Mumcu, Muammer Aksoy. Uğur mesela benim çok yakın arkadaşım. Yani böyle. Evet. O günlerin bu kayıpları bir ara sürekli aydınları hedef aldı çünkü bir şey. O günlerin kayıpları bize bugünü aslında anlatıyor muymuş? Ne dersiniz? Bir anlamda anlatıyor tabii. Ama tek deseydim benim, bu bireysel cinayetler şu anda yok. Hı hı. Ama bu referandum ortamında ortalık gerilir de yeniden cinayetler başlarsa Allah korusun. Allah korusun diyelim. Tabii Allah yani korusun diyelim. Şu an geçmişe bakarak, o 40 yıla bakarak yeniden yaşama fırsatınız olsa yine gazeteci olur musunuz? Kesinlikle. Başka hiçbir şey olamam zaten.
Peki bir pişmanlığınız var mı bu hiç meslekte? Yok, hiç yok. Yani bütün acı tatlı anılarıyla, güzel ve kötü günleriyle hiç yok. Asla yok yani. Ve her zaman da ben aslında inançlı bir insanımdır. Yani Allah'a şükrediyorum. Yani bu mesleğe beni soktuğu için, bu meslekte bana başarılar verdiği için. Ama kötü anılar olmadı mı? Tabii oldu. Benim yanlışlarım olmadı mı? Elbette oldu. Ama çok güzel bir meslekti ya. Yani. Ve Türkiye'de yapmış olmak bu mesleği güzel bir olay yani. Deminden beri hani hem gelecek perspektifi koymaya çalışıyoruz hem de medyayı da konuşuyoruz, tabii, gazeteciliği de konuşuyoruz. Genç meslektaşlarınıza ya da adaylara, meslektaş adaylarına diyelim, tavsiyeleriniz neler olur? Vallahi gazeteci olmayın. Yapmayın. Evet. Çok ciddi ve içtenlikle söylüyorum. Hepsine de yüzlerine karşı da söylüyorum. Gördükçe, tanıdıkça, onlar sordukça. Yani bu işin sonu yok. Yapılacak hali kalmadı anlamında mı? Kalmadı. Ha, bir genç arkadaş diyorsa ki ya beni Allah, beni anam gazeteci olarak doğurdu, ben başka bir iş yapamam diyorsa buyursun gelsin, torpilini bulsun her şeyden önce. Gazeteye adımını alsın, sonrasına bakar. Ama pişman olur. Böyle ortamda gazetecilik yapılmaz çünkü. Ama siz pişman olmadım diyorsunuz. Şimdi tezat değil. Ben olmadım ama bugünkü şartlar başka. Ben girdiğimde 77 yılı. Bu çocuk girecek 2017 yılında bu mesleğe. Ya da 2015'te girdi belki. Yeni girenlere de sorun. Hepsi sömürü mekanizmasını anlatacaktır yani. Bundan sonraki süreç zor. Peki bu 40 yılın içerisindeki en absürt olay neydi sizce yaşadığınız? Çok var ya. Şimdi bir anda sorunca kimse, hiç kimsenin aklına gelmez bu şeylerin cevabı. Abi o kadar çok şey var ki, olay var ki. Uf, hangisini anlatmadı yani. Aklıma da gelmiyor şu anda bir anda sorunca zaten. Davalar falan da vardır herhalde diye düşünüyorum. Her şey. Evet. Evet. Peki izleyenlerimize ne diyelim bundan sonraki süreçte? Şimdi çok tatlı, sizin acı tatlı anılarınızla beraber bir program yaptık şimdi şu dakikaya kadar. Bundan sonraki sürece ilişkin ama çok kaygılar ifade ettik. Bu da geçer demeyelim mi? Diyelim. Bu da geçer. Bu da geçer yahu, onun tam şeyi olur yani. Geçecek. Günün birinde geçecek. Ama ne zaman geçecek onu bilmiyoruz. Ya bu böyle gitmez. Türkiye'de tünelin böyle ucunda gitmez. Bir ışık görüyor musunuz? Bir umut? Yani iyimser açıdan bakarsan görüyorsun. Kötümser açıdan bakarsan görmüyorsun. Yani dedim ya, meçhuller dünyasındayız yani Türkiye'de. Peki siz kendinizi iyimser diye mi tanımlarsınız, kötümser diye mi genel olarak? Orta. Orta. Ortada. Muhakemeli ortada diyorsunuz. Yani iyimser olmamaya çalışıyorum. Çünkü yanılmak, hayal kırıklığına uğramak ve toplumu da hayal kırıklığına uğratmak yanlış bir olay olur. Bekleyelim, göreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben de teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, 40 yıl acı tatlı dedik. Emin Çöleşen yıllardır televizyona da çıkmıyordu. İlk defa çıktım ya. Yani herhalde 10 yıla neredeyse yaklaşmıştır televizyona çıkmadığım. Size çok teşekkür ediyoruz. Bunun sebebini aslında öğrenmek isterim ama... Yani bana zaten Halk TV dışında bugüne kadar bu yıllar içerisinde hiçbir yerden bir şey gelmedi. Gel abi bize çık falan diye. Siz hani programlarda siyasi analizlerinizle de var olan bir kişiliktiniz. Vardı, sadece yapardık. Köşe yazan değil. Ama artık şey yok yani, başka kanallar zaten beni çağırmaz. Bize her yer kapalı, bütün medya. Neden? Ve yani muhalif gazetecisin. Muhalefete tahammül Allah yok. Allah korusun, orada ağzından bir şey çıkar, bunları zor durumda bırakır falan diye. Bir de sevmezler. Artık bizlerden nefret ediyorlar yani. Gerçi biz de onları pek sevmiyoruz da, bizimkiler nefret boyutunda değil bizim duygularımız. Ama şöyle bir şey yok mu? Tam bitiriyorduk gerçi, şey oldu ama. Şimdi Ergenekon balyoz süreci yaşandı, sonrasında işte bir şey. 15 Temmuz, FETÖ'nün gücü, meclisin bombalanması. Siz yıllarca, bizler yıllarca söyledik, ettik vesaire. Muhalefete ihtiyaç yok muymuş? Bu niye anlaşılmıyor sizce? Onu bana sormayın ama. İsyan etmiyor musunuz? İktidara soracaksınız yani. O sorunun cevabı onlarda. İsyan etmiyor musunuz? Yani kardeşim, isyan etsen öyle bile demiyor yani, musunuz? Ne yapacaksın ki? Öyle yani.
Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, 40 yıl Emin Çöleşan'a daha nice 40 yıllar diyelim ve sözü burada noktalayalım.